Sizlerin de bildiği üzere ülkemizde ilaç fiyatlandırması her sene Şubat ayında bir önceki yılın avro kurunun %60'ı alınarak belirleniyor. Özellikle son dönemde euro kurundaki 2021'in sonundaki aşırı artışla beraber bu kurun belirlenmesindeki rakam çok düşük kalınca birçok ilacın maalesef piyasada bulunurluğuyla ilgili ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bu sıkıntılarla beraber özellikle diyabet ürünleri, kanser ilaçları, bunun yanı sıra hormon preparatları, tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar, serumlar ve daha birçok çeşit ilacın bulunurluğunda çok ciddi problem yaşıyor. Ve bununla ilgili de hatta bazı firmalar bu ilaçların hem ithalatını durdurmuşlardı, bir kısmının da üretimi durmuştu. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapmış oldukları iskontolarında birçoğunu bu firmalar iptal etmeye başlamışlardı. Dolayısıyla biz bu konuda sürekli uyarılarda bulunmuştuk ve bu sadece kura dayalı fiyat belirleme sisteminin yanlış olduğunu ve ülkede ilaç problemini getireceğini söylemiştik. Nitekim bizi doğrulayan bir süreci de yaşadık. Ve dün itibariyle Türkiye İlaç ve Tıp Cihaz Kurumu bu özellikle piyasada bulunurluğu sıkıntıda olan 508 kalem ilacın fiyatlarını yüzde bazılarında 200'ü aşan oranda fiyatlarını güncelledi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermiş oldukları iskontoları iptal etmişti bu solüsyon üreticileri ve bunların fiyatlarında da bir artış yapılarak bu sorun şu anda giderildi. Diyabet ilaçları var, insülin preparatları, yine kanser ilaçları var, hormon preparatları var, tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçlar var, bir kısım antibiyotikler var, anti-TNF dediğimiz bazı virütik ajan olan ilaçlar var. Yani çok geniş bir yelpaze aslında. Dediğim gibi oradaki temel kıstas üretilemeyen, ithalatı gerçekleştirilemeyen ve piyasada bulunurluğunda çok ciddi problemlerin yaşandığı ilaçların biz temelde hedef alındığını gördük. Sadece vatandaş açısından değil, biliyorsunuz ülkemizde ilacın geri ödemede %90 civarında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödeniyor. Hem kamunun ödediği rakam artacak burada, hem hastanın ödemiş olduğu eğer raporlu değilse hasta katılım payları artmış olacak. Tabii burada bizim için önemli unsur hastanın ilaca erişebilmesi birinci kriter. Öncelikle hastanın ilaca erişmesi gerekiyor. İlaca erişmesinde bu ödeyeceği farklar da bir etkense bunların da ortadan kaldırılması lazım. Özellikle bazı üretilemeyen serumlar vardı. Onlarda çok yüksek artışlar gördük %200'ün üzerinde. Ama genel anlamda %1-2'den başlayıp %200'e kadar varan ürünün ilacın çeşitliliğine göre değişen oranlarda bir fiyat artışı söz konusu. Hiçbir zaman ilaca erişimde sorun yaşanmaması gerekiyor. Ve bu sorunların ortadan kaldırılması için de sektörün tüm temsilcilerinin dikkate alındığı yeni bir ilaç fiyat kararnamesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu geri ödeme sisteminin oluşturulması gerekiyor. Dediğim gibi aksi takdirde biz bu sorunları her birkaç ayda bir konuşur hale geleceğiz. Önümüzdeki yıl çünkü bu avro kuruna göre ortalama Merkez Bankası avro kurunun planına baktığımız zaman %60'ını aldığında 2023 yılında %57 ile 62 arasında bir fiyat artışı anlamına geliyor bu ilaçlarda. Dolayısıyla sadece kur odaklı bir sistem maalesef bizim sorunumuzu çözmez. Peki önümüzdeki süreçlerde de yine aynı zamlarla karşılaşabileceğimiz anlamına geliyor mu bu kur odaklı? Kesinlikle aynı buna benzer fiyat güncellemeleri ve zamlarla karşılaşacağımız anlamı taşıdığı gibi eğer bu sistem toptan çözülmezse biz zaten Haziran ayından itibaren birçok ilaca yine erişimde sıkıntılar yaşayacağız. %80 civarında yeni molekül ilaçlar ülkemize girmiyor bu sistemden dolayı. Yani bu kararnameler, bu ilaç fiyat kararnamesi ve geri ödeme sisteminin getirdiği bizim bugün getirdiği nokta bu.